araştırmacı gazeteciliğin duayeni Uğur Mumcu'nun bombalı saldırıda öldürülüşünün üzerinden 14 yıl geçti. Usta gazeteci ölüm yıl döneminde anıldı. Ve dostları ölümünün 14. yılında da unutmadı onu. Gazi Osman Paşa'da bombalı saldırıda öldüğü evinin önünde toplandılar. Şiirler okundu, Uğur Mumcu anlatıldı. Evet, yazacağım, susmayacağım. Sevenleri Mumcu anısına saygı duruşunda bulundu. Bütün bağlantılarıyla bu cinayeti işleyenlerin ortaya cesaretle çıkartılmasını diliyorum. Uğur Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarına da karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı. Mumcu, 1993 yılında uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetmiş, olayla ilgili olarak yürütülen Umut Operasyonu'nda yakalanan 24 kişiden biri ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ceza alan 8 kişi ise hapis yattıkları süre göz önüne alınarak tahliye edilmişti. Hain bir... Sevgili seyirciler, İsmail Cem, benim de çok yakından tanıdığım 1964-65 yılında Milliyet'te beraber gazetecilik yaptığımız bir insandı. Cem Türk siyasetinin efendisiydi. Türk siyasetinin belki de tek Avrupalı siyasetçisiydi. Dün Hrant Dink'i toprağa verdik. Bugün Cem'in ölüm haberini aldık. Bugün yani 24 Ocak'ta, bilmem bu tarih size bir şey hatırlatıyor mu? Belki bazılarınız Özal imzalı 24 Ocak kararlarını hatırlayabilirsiniz. Hani Türkiye'nin 12 Eylül'e dolu dizgin koştuğu o dönemin kararlarını, ama 24 Ocak asıl yakın tarihimizin iki acı kaybının tarihidir. İnanmak çok zor, Uğur Mumcu'yu korkunç bir suikaste kurban vereli tam 14 yıl olmuş. Mumcu bugün ölüm yıl dönümünde bir kez daha anıldı. Ankara'da hayatını kaybettiği ve yıllardır adını taşıyan sokakta mumlar bir kez daha yakıldı. Karanfiller bir kez daha karanlık suikasti telin için bırakıldı. 14 yıl önce karlı bir Ankara sabahında evinden çıkarken katledildi Uğur Mumcu. Bugünse güneşli bir Ankara gününde sevenleri tarafından anıldı. Eşi Güldal Mumcu her sene yaptığı çağrıyı tekrarladı. Olayın bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Dün Hrant Dink'i ebedi yolculuğa uğurlayan Türkiye bugün de katledilen bir başka gazeteci andı. Uğur Mumcu ölümünün 14. yılında siyasiler ve sevenleri tarafından anıldı. Uğur Mumcu'yu 1 Ocak'ta kaybettik. Hrant Dink işte Ocak'ta öldürüldü. Muammer Aksoy Ocak'ta öldü. Uğur Mumcu'nun sokağında toplanan sevenleri hep bir ağızdan umutlarını haykırdı. Gelecek yıllardaki Ocak ayları bu kadar karanlık olmasın. Karlı bir Ankara sabahıydı 24 Ocak 1993 günü. İşine gitmek için evinden çıktığında arabasına yerleştirilen bir bombayla haince katledildi. Bugünse sevenleri güneşli bir Ankara gününde dün Hrant Dink'in cenazesinde olduğu gibi hepimiz Uğur Mumcu'yuz diye haykırdı. Eşi Güldal Mumcu her 24 Ocak'ta olduğu gibi yine hüzünlüydü. 14 yıldır yaptığı çağrısını tekrarladı. Bağlantıları da ortaya çıkar da bu ülkemiz bir daha böyle acılar yaşamaz. Sayın seyirciler, gazeteci yazar Uğur Mumcu evinin önünde düzenlenen bombalı saldırı sonucu öldürülüşünün 14. yılında törenle anıldı. Törende yaklaşık 3000 kişi siyasi cinayetlere tepki gösterdi. Gazeteci yazar Uğur Mumcu katledilişinin 14. yıl dönümünde evinin önünde öldürüldüğü yerde düzenlenen törenle anıldı. Törene yaklaşık 3000 kişi katıldı. Laiklik sloganlarının atıldığı törende siyasi cinayetlerin bir an önce aydınlatılması istendi. Güldal Mumcu ve törene katılanlar Uğur Mumcu'yu karanfil ve mumlarla andı. Mumcu suikastinin failleri yakalandı. Ancak ortak kanaat, cinayetin ardındaki güç odaklarının tam anlamıyla ortaya çıkarılamadı. Yani sadece Uğur Mumcu'nun katledilişinin arkasındakiler değil, Bahriye Üçoğun'da,
Muammer Aksoy'un da katledişinin arkasındakiler, Taner Kışlalı'nın, Ahmet Taner Kışlalı'nın katillerinin arkasındakiler amaçlarıyla birlikte tam olarak ortaya çıkartılabilmiş değil. Mumcu soruşturması 1993 tarihinde başladı ancak 7 yıl boyunca faili meçhul olarak kaldı. 2000 yılında Hizbullah'a yönelik operasyon sırasında ortaya çıkarılan İran menşeili Tevhid-i Selam Kudüs ordusunun Mumcu cinayetiyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Yapılan yargılamada örgütün lideri Ferhan Özmen ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Davada yargılanan diğer 8 sanıksa 3 yılla 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Bugün hem Uğur Mumcu'nun hem de Niyet Müdürü Gafar Okan'ın ölüm yıldönümleriydi. Gazeteci yazar Uğur Mumcu bundan tam 14 yıl önce bombalı saldırıyla öldürülmüştü. Bugün evinin önünde bir anma töreni yapıldı. Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu olayın hala aydınlatılamadığına işaret etti ve bütün bağlantıların artık ortaya çıkartılmasını istiyoruz dedi. 14 yıl önceki suikast acısı yüreklerde ilk günkü gibi. 14 yıl önce 24 Ocak 1993 günü gazeteci yazar Uğur Mumcu bir suikaste kurban gitmişti. Tıpkı Hrant Dink'in cenaze töreninde olduğu gibi on binler uğurlamıştı Uğur Mumcu'yu son yolculuğuna. Yiğitler öldürülür, katilleri bulunmaz. Biz de yüreğimizi ağlaya ağlaya arkalarında gezeriz. Bu kaçıncı insanlığın kaybı, aydınlar veriyor büyük kaybı. 1993'ten bu yana her yıl sevenleri yaşamını yitirdiği evinin önünde buluşuyor. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da bu yıl Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'yu ziyaret edenler arasındaydı. Güldal Mumcu olayın hala aydınlatılamadığını söyledi. Bütün bağlantılarıyla bu cinayeti işleyenlerin ortaya cesaretle çıkartılmasını diliyorum. Törende düşünce özgürlüğü için hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sadece tetikçilerin arkasından gidiliyor ve o tetikçilerin yönlendiren odaklar ne yazık ki ortaya çıkarılamıyor, dokunulamıyor. Bu ülke Uğur Mumcu'yu kolay yetiştirmiyor ama çok çabuk harcıyoruz, çabuk unutuyoruz geçmişimizi. Uğur Mumcu anıtının önünde mumlar dikildi, anıta karanfiller bırakıldı. Tarih 24 Ocak 1993, bir pazar sabahıydı. Gazeteci Uğur Mumcu aracına konulan bir bomba sonucu hayatını kaybetti. Uğur Mumcu'nun ölümünün üzerinden tam 14 yıl geçti ama sevenleri Uğur Mumcu'yu unutmadı. Tarih 24 Ocak 1993. Bir pazar sabahıydı. Gazeteci yazar Uğur Mumcu aracına konulan hain bir bomba sonucu hayatını kaybetti. Uğur Mumcu'nun ölümünün üzerinden tam 14 yıl geçti. Ancak sevenleri Uğur Mumcu'yu unutmadı. Uğur Mumcu için ilk tören sabah saatlerinde adının verildiği parkta Uğur Mumcu Parkı'nda yapıldı. Sevenleri Uğur Mumcu anıtında mum yaktı ve karanfil bıraktı. Anma için ikinci adres Uğur Mumcu'nun hayatını kaybettiği evinin bulunduğu Uğur Mumcu sokağındaydı. Binlerce kişinin katıldığı törende Uğur Mumcu'nun eşi Gürdal Mumcu, oğlu Özgür ve kızı Özge Mumcu da vardı. Gürdal Mumcu eşinin ölümü üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen hala katillerin bulunmamasından dolayı üzgündü. Bütün bağlantılarıyla cinayeti işleyenlerin ortaya cesaretle çıkartılmasını diliyorum. Unutma mısınız peki? Umutsuz olmak bize yakışmıyor. Anma törenine çok sayıda siyasetçi de katıldı. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer ve çok sayıda milletvekili Mumcu'nun eşi Gürdal Mumcu'yu ziyaret etti. Bu Ocak ayı çok acılı bir Ocak toplumumuz için, milletimiz için. Uğur Mumcu'yu bir Ocak'ta kaybettik. Hrant Dink işte Ocak'ta öldürüldü. Muammer Aksoy Ocak'ta öldü. Şimdi İsmail Cem'i de Ocak'ta kaybettik. Uğur Mumcu korunamadığı için evinin önünde göz göre göre bombalandı ve öldürüldü. Caniler pusularına devam ediyorlar. Aydınlara kalkar, faşistlere kırılır.
Uğur Mumcu'nun altını çok kalın çizdiği siyaset, ticaret, tarikat ilişkisi çok acı bir şekilde hissediliyor. O nedenle Uğur Mumcu'yu daha çok arıyoruz. Uğur Mumcu! Yıllardır kayıp veriyoruz. Yıllardır üreten bu toplumun değerlerini yitiriyoruz ve bu değerlerin hiçbirinin katili doğru dürüst üzerine gidilip yakalanamadı. Çok üzüntülüyüz. Yani dün İstanbul'daki yüz binlerin, milyonların haykırışlarını bu derinliklerin duyması gerekir. Bu hükümetin duyması gerekir. Mumcu için son tören Mumcu'nun mezarının bulunduğu Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlendi. Sevenleri Mumcu'nun mezarına karanfiller bıraktı. Uğur Mumcu'yu saygıyla ve özlemle anıyoruz. 24 Ocak deyince daha önce hep onu anıyorduk ve 14 yıldır da onu anmaya devam ediyoruz. Anmaya da devam edeceğiz. Gazeteci, yazar Uğur Mumcu suikasti, Uğur Mumcu'nun öldürülmesi. 24 Ocak 1993 günü evinin önündeki arabasının altına yerleştirilen bombanın o arabasına bindiği sırada patlamasıyla yaşamına veda etmişti Uğur Mumcu. Aradan 14 yıl geçti. O olay üzerine kitaplar yazıldı, soruşturmalar açıldı. Dönemin İçişleri Bakanı namus sözü verdi zanlıların, faillerin yakalanacağına dair ama aradan geçen 14 senede kimse yakalanmadı. 14 sene sonra eşi Güldan Mumcu'nun hala bir tek dileği vardı. Olayın bütün bağlantılarıyla ortaya çıkarılması. Gazeteci yazar Uğur Mumcu 14 yıl önce bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği evinin önünde düzenlenen törenle anıldı. Uğur Mumcu'nun sokağında buluşanlar ellerinde Uğur Mumcu fotoğraflarıyla "Uğurlar ölmedi ölmez" sloganları attı. Törene katılanların sayısı Uğur Mumcu yaşamını kaybettiğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük eylemleri yapıldığı göz önüne alındığında düşmüştü. Törene siyasi parti liderlerinden sadece Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Zeki Sezer katıldı. CHP lideri Deniz Baykal tören öncesi evine giderek Uğur Mumcu'nun eşi Güldan Mumcu'yu ziyaret etti. Güldan Mumcu saldırının üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen olayın yeteri kadar aydınlatılamadığını belirterek bombalı saldırının tüm bağlantılarıyla beraber ortaya çıkarılmasını istedi. Törende sevenleri Uğur Mumcu'nun yıllarını verdiği Cumhuriyet gazetesi ve fotoğraflarıyla süslenen anıtın önüne mumlar diktiler. Uğur Mumcu için daha sonra mezarı başında da bir anma töreni yapıldı ve mezarına kırmızı karanfiller bırakıldı. Türkiye sadece bir hafta içinde çok önemli iki ismi kaybetti. Önce Hırat Dink suikaste kurban gitti, ardından İsmail Cem hastalığına yenildi. Ama yaşanan bu hüzünler uzun süredir kanayan bir başka yarayı unutturmadı. Bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu, ölümünün 14. yılında törenle anıldı. Mumcu'nun Ankara'daki evinin önünde toplanan kalabalık bugün biraz daha buruktu. Çünkü anılan sadece Mumcu değil, hem İsmail Cem hem de Hrant Dink'ti. Sevenleri ve onun yolundan gidenler katledilişinin 14. yılında da unutmadı gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu. Her zaman ben 24 Ocak'larda biraz buruk hüzünlü olurum. Bugün de aynı duygular içindeyim. 14 yıl boyunca her yıl evinin önünde onu anmak için toplanan kalabalık bugün daha buruk ama tek yürekti. Mumcu'yu anma töreni Hrant Dink ve İsmail Cem'in acı kayıplarıyla yoğruldu. Bu tür cinayetleri işleyenlerin arkasındaki odaklar bütün bağlantılarıyla ortaya çıkmadığı sürece korkarım daha çok böyle hüzünlü anlar yaşayacağız. Dilerim bütün hepsi, bütün bağlantılarıyla ortaya çıkar da bu ülkemiz bir daha böyle acılar yaşamaz. Düşünceler birleşiyordu. Ocak ayı Türkiye için çok acılı bir ay olmuştu. Uğur Mumcu'nun, Muammer Aksoy'un, son olarak da Hrant Dink'in Ocak ayında öldürüldüğü bir kez daha hatırlandı. Şimdi İsmail Cem'i de Ocak'ta kaybettik. Siyasi yaşamımız boyunca kendimi ben çok yakın hissettim. Bir kardeşim konumundaydı. Birlikte yayın yaptık, kitap yazdık, birlikte siyaset yaptık. Bir dönem ayrıldık, ayrı düştük. Ama ne kadar mutlu ki o ayrılık çok kısa bir süre içinde bitti. Ve yaşamının son döneminde tekrar
daha önceki dönemlerde olduğu gibi beraberdik. Değerlerimizi bir bir yitiriyoruz. Hala bu karanlık cinayetler yeterince aydınlatılamamış olmasının da üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye bu kabusu daha önce de defalarca gördü. Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun katledilmesinin üstünden tam 14 yıl geçti. Bir pazar sabahıydı, Ankara karanlığında. Tam 14 yıl geçti. O ne ilkti ne de son oldu. Gazeteci yazar Uğur Mumcu katledilişinin yıl dönümünde özlemle anıldı. Takvim yaprakları yine bir 24 Ocağı gösteriyor. Sevenleri Uğur Mumcu'yu anmak için aynı adreste, adını taşıyan sokakta buluştu. Cinayetler karanlıkta kalmasın diye. Acı ilk günkü gibi tazeydi. Öfke ise katlanarak arttı. Onu ananlar Hrant Dink cinayetiyle sanki 14 yıl öncesine döndü. Yüreklerde kabuk bağlayan yara yeniden kanamaya başladı. Biz teslim olmayacağız. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Artık ölümlerin de önüne geçmeye çalışacağız. Önemli olan o öldüren kişinin, tetik çeken parmağa, bomba yerleştiren ellere hükmeden gücü bulmak. O dosya da kapatıldı ne yazık ki. Şu anda geldiğimiz noktada Hrant Dink'in dosyası da kapatılacaktır. Alkışlar ve sloganların yükseldiği törende cinayetlere isyan vardı. Gözler Mumcu ailesinin üzerindeydi. Güldal Mumcu çocuklarıyla birlikte eşinin anıtında mum yaktı. Olsun, 14 yıldır acısını yüreğinde yaşayan Güldal Mumcu'nun bir isteği vardı. Bütün bağlantılarıyla bu cinayeti işleyenlerin ortaya cesaretle çıkartılmasını diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Umutsuz olmak bize yakışmaz. Türkiye'nin Dinamik En Özgür Haberlerinden Flash Haber'den iyi akşamlar. Menfur bir saldırı sonucu yitirdiğimiz Hrant Dink'i daha dün toprağa verdikten sonra yine haince bir suikast sonucu kaybettiğimiz gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan'ı andık bugün. Bugün bir kez daha tam 14 yıl önce yitirdiğimiz araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'ya, onun kalemine, onun araştırmalarına ne kadar ihtiyacımız olduğunu anımsadık. Anısının önünde saygıyla eğiliyoruz. Ölmez! Uğurlar! Ölmez! Uğurlar! Ölmez! Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir teslim kalem, bir kırık gözü. Yürekli yiğitlere hatırlar olsun. Çevirdi bana ders. Ahansız bir ölüme. Gazeteciliğe başladığım Cumhuriyet Gazetesi'nde hocam olan, çok şey öğrendiğim Uğur abimi saygıyla anıyorum. İsmail Cem'in kaybıyla ilgili gelişmeleri bültenimizin başında sizlere aktarmıştık. Acı bir rastlantı. İsmail Cem, Uğur Mumcu ve Gaffar Okan'ın katledildikleri gün aramızdan ayrıldı. Bu arada bu vesileyle hem Uğur Mumcu'yu hem de Gaffar Okan'ı saygı ve rahmetle anıyoruz ve bültenimizin... İstanbul'da Sultanahmet'te yeni bir Beşne Bir Kaya hoş geldin. Bugün karşınıza bütün programımıza ayırdığımız özel ve önem verdiğimiz bir araştırma dosyasıyla çıkıyoruz. Bugün gelinen nokta, Hrant Dink acaba korunabilir miydi? Hrant Dink suikasti engellenebilir miydi sorusunda. Gerçekten ilk yayın yaptığımızda, Hrant Dink öldürüldüğünde Agos gazetesinin önünden yayın yaptığımızda hatırlarsanız bu cinayet demiştim, Kırmızı Pazartesi romanındaki
göz göre göre işlenen cinayete benziyor. Bugün gelinen noktada alınan veriler, yapılan sorgular, tutuklamalarla evet bu cinayet devlet tarafından da işleneceği bilinen ama engellenmeyen bir cinayet oldu. Peki bu engellenmedi de diğerleri acaba engellenebilir miydi, çözülebilir miydi? Ya da şu soruyu daha açık net soralım. Daha önceki suikastleri devlet üstüne düşüp çözebilseydi ve failler yakalanabilseydi hepsinde ve yakalanan failler doğru düzgün ceza alsaydı, ceza verilseydi acaba bu suikast için caydırıcı olabilir miydi? Ya da bugün yapılan soruşturmaya güvenebilir miyiz? Ya da biraz önce sorduğum soruların gerçekten cevabını bulabilecek miyiz? İşte isterseniz bunun için bu cevapları aramak için daha önceki suikastlere bakalım. Hrant Dink suikastini şimdilik bir kenara koyalım. Ve Serkan Gür'le Mehmet Çam'ın yaptığı özel araştırma dosyasında, hazırladığı dosyada daha önce suikaste kurban giden aydınların eşleri, yakınları, avukatları neler söylüyorlar? Bu dosyalar nasıl kapandı, nasıl kapatıldı ya da neden hala açık duruyor? İsterseniz bu sorulara cevap arayalım. Yılının 30 Ocak günüydü. Saatler 18.55'i gösterirken Profesör Doktor Muammer Aksoy, kurucu üyesi olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği'nden evine doğru yürümeye başladı. Yaklaşık 10 dakika yürüdükten sonra evinin kapısındayken bir kişi Aksoy'a "Hocam" diye seslendi. Ve sesin geldiği yere bakan Muammer Aksoy'u tabancayla vurarak öldürdü. Saat 19.05'i gösteriyordu. Olaydan 2 saat sonra gazeteleri arayan bir kişi cinayeti İslami Hareket Örgütü adına üstlendi. Muammer Aksoy cinayetiyle ilgili olarak 2000 yılına kadar, yani Umut Operasyonu'na kadar elle tutulur hiçbir bilgiye ulaşılamadı. En somut bilgi cinayetten sonra yapılan araştırmalarda Aksoy'u öldüren silahın daha önce hiçbir olayda kullanılmadığıydı. 2000 yılına kadar çoğu yabancı uyruklu, onlarca kişi gözaltına alındı, sorgulandı. Ancak kimse yeterli delil olmadığından suçlu bulunamadı ve 10 yıl boyunca dava açılamadı. Yani 10 yıl boyunca bir tek dava bile açılamayan Muammer Aksoy cinayeti bu süre içinde faili meçhul olarak kaldı. 20 Mayıs 2000 günü başlatılan Umut Operasyonu kapsamında yakalanan Ferhan Özmen ve Necdet Yüksel Muammer Aksoy'u öldürdüklerini itiraf ettiler. Bu isimler Bahri Üçok, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerinin de altından çıkacak failleri olacaktı. Muammer Aksoy cinayetinden 10 ay sonra 6 Ekim 1990 yılında hedef bu kez yine Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucularından, aynı zamanda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde doçent olan Bahriye Üçok'tu. Bahriye Üçok, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ilk kadın öğretim görevlisiydi. Üçok, İslam dininin yanlış yorumlandığını söylüyor, orucun İslam'da zorunlu olmadığı, Kur'an'da da başörtüsüyle ilgili ayetler bulunmadığı konusunda açıklamalar yapıyordu. Ölümünden önce son kez çıktığı televizyon programında da aynı düşünceleri savunmuştu. Türk kadınların kıyafetine karışmadı ama kanunla karışmadı. Demin söyledi Sayın Korkmaz, Sarayburnu'nda Türk kadını yüzünü açsın, dünyayı görsün, dünya da Türk kadınını görsün ve saysın diye ifade etti. Bahriye Üçok, evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu hayatını kaybetti. Üçok'un kızı Kumru Üçok, annesi Bahriye Üçok'un ölümünü Oradaydım belgeseline şöyle anlatmıştı. Şimdi 5 Ekim günü akşam saati biz bir yerden geldik. Kapıda ekspres kargodan gelmiş bir ihbarname. Polinizi alın diye. Belki daha önce de getirildi, bulunamadı. Bu ikinci, üçüncü getiriliş de olabilir artık. Yani gelin siz alın diyorlar. Kendisi çok telaşlandı. Neydir, kim yolladı, ne yolladı? Merak etme, ben yarın alırım dedi.
Kuzgun Sokak'ta adres var üstünde. Ben yarın gider alırım dedim, öğleden sonra dedim. E kim yolladı, ne yolladı filan deyince ben de belki de bombadır diye dalga geçtim. İşte cumartesi 6 Ekim sabahı oldu. Ekspres kargonun orada arabayı park ettim. Koştum, ihbarnameyi verdim ve bana küçük bir kitap paketi verdiler. Paketin ucu yırtık, iki tane kitap üst üste duruyor. Paketi aldım, işte şoför koltuğunun yanına attım, oradan geçtim, eve geldim. Yukarıya da seslendim, bombanı getirdim diye. Birkaç dakika sonra annem aşağı indi. Tabii ucu yırtık kitap görünüyor, bomba değilmiş diye seslendi bana. E ben de herhalde dedim yani, şaka yapıyordur dedim. Makas aldı eline, şeyin iplerini kesiyor, paketin ipini kesiyor ve o anda yan yanayız. Kesti filan, sonra dedi ki bu dedi biraz dedi zor açılıyor gibi dedi. Ben bunu dışarıda açayım dedi. Merdivene çıktı. Bunun içinde gene de bir şey mi var nedir, sen benden uzak dur dedi şöyle. Ve ben dönüp aşağı indim. İşte aradan 30 saniye filan geçti. Muazzam bir patlama oldu. Tabii ben önce şofbene baktım. Şofbenin yerinde durduğunu gördüm. Geri döndüm, doğal gaz borusuna baktım, o da duruyor. O anda anladım ben olayı ve son sürat herhalde ikişer üçer çıkarak yukarı çıktım. Bütün cam her taraf yer. Cam. Camların üstünden ön kapıya vardım. Toz duman, göz gözü görmüyor. Anne, anne diye bağırıyorum ama tabii şey insan boyu seviyesine de baktım. Kimse yok. İşte 200 saniye sonra duman dağıldı. Bir de baktım yerde merdivenin önünde. Olaydan bir gün sonra polisin yaptığı araştırma sonucu bombalı kitabın İstanbul'da Ekspres Kargo Perşembe Pazarı şubesinden postalandığı ortaya çıktı. Şirketin teslim alma bölümünde görevli olan Gülay Calap en önemli tanıktı. Paketi teslim edenleri gördüğünü söyleyen görevli Gülay Calap ifadesinde zanlıların eşkallerini tarif etti ve ardından kayıplara karıştı. Yıllar sonra yeniden tanıklığına başvurulan Gülay Calap, Umut davası sırasında yakalanan Ferhan Özmen'le yüzleştirildi. Ancak Calap, olayın üzerinden 12 yıl geçtiğinden eşkali artık tanıyamayacağını söyledi. Böylece 3 Ok cinayetinin en önemli tanıklığı da geçerliliğini yitirmiş oldu. Ve Bahriye 3 Ok suikasti de tıpkı Muammer Aksoy cinayeti gibi 2000 yılına kadar faili meçhul olarak kaldı. 2000 yılında yapılan Umut operasyonu kapsamında yakalanan ve Muammer Aksoy'u da öldürdüğünü itiraf eden Ferhan Özmen, Bahriye 3 Ok'a gönderilen bombalı paketi de kendisinin hazırladığını söyledi. Yani Ferhan Özmen, Muammer Aksoy ile birlikte Bahriye 3 Ok'un da faili oldu. Uğurlar olsun, uğurlar olsun, hüzünlü bu... 3 Ok cinayetinin üzerinden 2,5 yıl geçmişti ki, bir pazar sabahı Türkiye yeni bir suikaste uyandı. 24 Ocak 1993 günü Uğur Mumcu aracının altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu evinin önünde öldürüldü. Suikastin hemen ardından olay yerinde inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri hiçbir delil bulamadı. Patlamayla etrafa dağılan ve cımbızla toplanması gereken deliller bir yandan süpürüldü, bir yandan ayaklar altında çiğnendi. İşte Mumcu suikastinin ardından çekilen bu görüntüler yıllarca kafalarda birer soru işareti olarak kaldı. Bu yüzden de cinayetin takipçileri sadece savcılar, adalet değil, yakınları da oldu. Uğurlar olsun, uğurlar olsun, hüzünlü... Uğur Mumcu olayında ailenin, özellikle ailenin ve Uğur Mumcu sevenlerinin çok ciddi bir yoğun takibi oldu. Cumhuriyet Gazetesi örneğin o tarihlerde Uğur Mumcu İzleme Komitesi adıyla, cinayetin izleme komitesi adıyla bir komite oluşturdu. Türkiye'deki sayılı ceza avukatlarını, işte çeşitli kamuda çalışmış kişileri, kimlikleri, kişilikleri burada bulundurdu. Çeşitli birikimleri, çeşitli ilişkileri değerlendirerek soruşturmanın gitmesi, yürümesi yönünde adliyeye
delil, kanıt vesaire sağlama çalıştı. Öte yandan Sayın Güldan Mumcu'nun, Uğur Mumcu'nun eşinin ve Uğur Mumcu'nun kardeşi, meslektaşın avukat aynı zamanda Ceyhan Mumcu'nun çok ciddi çabaları oldu. Onların da çabalarıyla süreç hızlandı, gerçekten hızlandı. Gazeteyle birlikte Mumcu'nun ailesi, avukatları ve abisi avukat Ceyhan Mumcu bu suikastin aydınlatılması için adeta bir dedektif titizliğiyle çalıştılar. Abisi ve aynı zamanda avukatı Ceyhan Mumcu, Uğur Mumcu'nun cinayeti aydınlatabilecek bütün yazılarını tek tek inceleyip konularına göre sınıflandırdı. Bunlara göre yazıların %64'ü Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi, o dönem çokça tartışılan bir koyup üç alınacak olan Musul-Kerkük sorunu ve Kürt Federasyonu ile ilgili yazılardı. Mumcu'nun eşi Güldan Mumcu soruşturmanın savsaklandığı konusunda Adalet Bakanlığı'na bir dilekçe verdi. Yapılan soruşturmada DGM savcısı Ülkü Coşkun'un olayı savsakladığı sonucuyla disiplin cezası alması gerektiği kararına varıldı. Fakat Coşkun asker kökenli olduğundan ve özlük hakları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olduğundan bu karar uygulanamadı. Askeri İdare Mahkemesi ise kararı uygulamama gerekçesi olarak devlet sırrı olduğunu gösterdi. Bizim istemimiz üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir faili meçhul cinayetler komisyonu oluştu. Sadık Avuntuklioğlu başkanlığında. Bu komisyonun çalışmaları engellendi ama komisyon raporunu tamamladı. Fakat meclis genel kurulunda görüşülmesi engellemeler yüzünden sağlanamadı ve seçimler oldu. Onun için bu komisyonun raporu kadık oldu. Ondan sonraki mecliste bu sefer bütün faili meçhuller değil, yalnız Uğur Mumcu cinayetini araştırma komisyonu oluşturuldu. Bu komisyon çalışmalarını tamamladı. Meclis genel kuruluna indi. Meclis genel kurulunda da bütün partilerce destek gördü. Devletin görev ihmali iddiasıyla bir dava açmıştık. İdare Mahkemesi görev ihmali olmadığını ancak Uğur Mumcu'nun toplumsal bir amaçla öldürdüğü için devletin tazminat vermesi gerektiği yolunda bir karar verdi. Ve o tarihin parasıyla bir 5 milyon tazminat çıktı. Ben o parayı gidip almadım bile. Ancak Uğur Mumcu davasında da tüm bunlara rağmen Umut Operasyonu'na kadar bir gelişme sağlanamadı. Aynen Üçok ve Aksoy cinayetlerinde olduğu gibi onlarca kişi gözaltına alındı, soruşturmalar açıldı, sanıklar dinlendi ve sonunda serbest bırakıldı. Bu üç cinayetin failleri hala meçhulken ve aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen bir tek kişi bile hüküm giymemişken, Türkiye 21 Ekim 1999 günü yeni bir faili meçhul cinayetiyle tanıştı. Sabah beraber çıkacaktık. Beni bebekle işe bırakacaktı. Kendisi de üniversiteye gidecekti ders vermeye. Aslında normalde beraber çıkıyorduk. Ben birkaç gün olmuştu işe çalışmaya başlayalı. Dedi ki bebek üşümesin. Ben dedi bir arabayı alayım geleyim. Sen de 3 dakikaya kadar hazır ol dedi. Peki dedim ben. İlhan kucağımdaydı. Çok şiddetli bir patlama sesi duydum. Bir yerde tüp patladı zannettim. İlhan daha kucağımda. Yatak odasının penceresinden dışarı baktım, yola üst kattan. Baktım araba yanıyor. Ahmet de yolun ortasında yatıyor. Nilhan'ı bırakıp fırladım, yanına gittim. Kolu kopmuştu, araba yanıyordu. Bir şeyler söylemek istiyordu ama söyleyemiyordu. Ben de o arada insanlar gelmeye başladı. Şey dediğimi hatırlıyorum, yardım edin, kocam ölüyor diyordum. Tabii insanlar o panikle ya herkes seyrediyordu. Şey gibidir, şey hep onu hatırlıyorum zaten. Hani bazı filmlerin bir sonunda şöyle biter. İşte birisi yerde yatıyordur. Bir yakını da onun yanındadır. Bize yardım edin diye ben de bağırıyorum. Kocam ölüyor, yardım edin. Herkes seyrediyor böyle, etrafımızda daire olmuş. Ahmet Taner Kışlalı suikasti sonrası emniyette faili meçhul cinayetler analiz birimi kuruldu. Ardından da Aksoy, Mumcu, Üçok ve Kışlalı cinayetlerini ortak soruşturacak Umut Operasyonu başlatıldı.
Savcılık iddianamesi 2000 yılında hazırlandı. Dava ise 2004 yılında başladı. Yani ilk olayı 1990 yılında işlenen Muammer Aksoy cinayeti esas alındığında ilk dava bundan tam 14 yıl sonra açılmış oldu. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasının beklendiği, terör örgütlerinin, çetelerin, bağlantıların, kirli ilişkilerin, varsa uluslararası bağlantıların ortaya çıkarılması umut edildiği için davanın adına da Umut Davası denildi. 5 yıl süren Umut Davası boyunca Tevhid ve Selam, Kudüs Savaşçıları gibi farklı örgütlere mensup oldukları iddia edilen 26 sanık tutuklandı. 2000 yılından itibaren zaten çoğu sanık tutukluydu. Bu sanıklar bir kısmı davanın ilerleyen aşamalarında tahliye edildiler. Ancak suçun niteliğine göre Ferhan Özmen, Necdet Yüksel ve Rüştü Aytutan'ın tutukluluğu devam etti. Ki karar aşamasında da onların zaten tutukluluğuna karar verilmişti. İşin garibi bu sanıklar toplumun öyle üst kesiminden falan değil, normal orta sınıf vatandaşlardandı. Meslekleri bir meslek sahipleri de değillerdi. Taksi şoförü, dolmuş minibüs şoförü, gazeteci olan sanık vardı, taksi şoförü vardı, tekvando salonu çalıştıran vardı. Bu kişiler devamlı olarak ve sürekli olarak İran'a gitmişler. Orada siyasi ve askeri eğitim almışlardır. Yine dosya muhtevasına göre bu eğitimde C4, TNT, bomba yapımı, VPG-7 gibi roket atar ve silah kullanımlarına ait eğitimler verilmiştir. Kararda da bu husus aynen böyle zikredilmektedir. Anayasal düzeni silah zoru ile yıkarak yerine din kurallarına dayalı dini devlet kurmak için silahlı grup ve eylem yapmak olarak nitelenmektedir olay. Umut davasında amaç Türkiye'de faili meçhul olarak bilinen cinayetleri aydınlatmak ve tüm failleri bulmaktı. Ama bir umut olarak başlayan davanın kendisi bile bir dava konusu olabilecek nitelikteydi. Davanın avukatları aydınlanmak için açılan davanın kendi içinde de çelişkilerle dolu olduğunu iddia ediyorlar. Çok önemli bir fırsat elde etmiştik bu davada. O da bizim davamızdaki, yani Ankara'daki Kudüs savaşçıları cezaevinden ortak bir dilekçe gönderdiler. O tarihte pişmanlık yasası yürürlükteydi. Bu yasadan yararlanmak istediklerini örgütle ve kendilerine bu işleri sipariş veren örgütleri, azmettirenleri açıklayacaklarını bildirdiler. Birdenbire İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve İstanbul Tabipler Odası Onur Kurulu Başkanı bir bayandan sahte bir rapor getirdiler. Sonuç olarak bu kişilerin hiçbir yerde beyanlarının geçerli sayılamayacaklarını, çünkü adliye sonrası stres travması oldukları, iyileşmeleri için de aşağı yukarı bir yıl süreli bir tedaviye tabi tutulmaları gerekiyordu. Kış aylarına isabet eden birkaç duruşmada tahsisat yokluğu ile sanıkların cezaevinden getirilmemesi nedeniyle duruşma ertelendi. Düşünün ki burada 10 tane, 12 tane maktul, 15'e yakın sanık var. Her bir maktulü, yani müdahili, ve her bir sanığı 3, 4, 5 hatta daha fazla avukat temsil ediyor. Yani her iki grupta bulunan avukatların toplam sayısı 30'ar 40'ar kişi oluyordu. Bu avukatlar aynı zamanda değişik şehirlerden geliyorlar. İstanbul'dan veya diğer şehirlerden gelen avukatlar var. Bu kadar zorluklarla mahkeme heyeti toplanıyor. Kamuoyuna umut davası olarak intikal eden çok önemli, gerçekten Türkiye'nin siyasal ve sosyal bütünlüğüne tesir edebilecek olan bir davada duruşma açılıyor. Ve mahkeme başkanı kendisinde cezaevinden gelen bir yazıyı okuyor. Diyor ki tahsisat olmadığı için cezaevi nakil aracına benzin koyamadık, sanıkları getiremiyoruz. Bana kalırsa ikinci ilginç olay, bir aşamada Amerika'nın CIA görevlilerinin bizim sanıklarla Eskişehir'de görüşme yapmak istemeleridir. Bu Kudüs savaşçılarıyla. O görüşme yapmak istedikleri tarih çok ilginçtir. 11 Eylül'den 1-2 gün öncedir. O sanıkların iddiasına göre o görüşmeyi reddetmişler. Türkiye'de suikastlere kurban giden ve davaları hala bitmeyen, failleri tam olarak yakalanmayan, yakalansa bile yakınlarını tatmin etmeyen suikastleri konuşuyoruz. Beşne bir kadı suikastler dosyasını açtık. Kısa bir aradan sonra bu dosyaya diğer suikastlerin izini sürmeye devam edeceğiz. Beşne bir kadı suikastleri konuşuyoruz. Hrant Dink acaba korunabilir miydi?
Hrant Dink suikastinin gerçek failleri bulunabilir mi? İşte bu sorunun cevabını Türkiye'yi sarsan suikastler nasıl araştırıldı, nasıl sonuçlandırıldı sorusunda arıyoruz. İsterseniz dosyamızı hep beraber izlemeye devam edelim. Umut davasında onlarca avukat vardı. Her suikastin, her ailenin üçer beşer avukatı olduğu gibi Ankara Barosu, İçişleri Bakanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Barolar Birliği de davaya müdahildi. Ancak ne yazık ki bir süre sonra hepsi birer seyirci oldu. Biz adaletin ve gerçeğin bu ortaya çıkarılmasında Cumhuriyet Savcılığına bir sürü kanıt getirerek yardımcı olduğumuz için hukuk tekniği yönünden de bizim müdahilliğimiz zarar değil, yarar getirmesi gerekirken ve teşvik edilmesi gerekirken yine yasal bir dayanağı olmadığı halde bu bozmalar yapıldı. Bu bozmadan sonra bizim artık davada etkin bir biçimde takip etmemiz olanaksız hale getirdi. Yargıtay bizi sadece gözlemci olarak mahkemeye girip izleme hakkını tanımaktan ibaret bir sınır çizdi. Bu kadar zaman içinde verilen sanıkların bir kısmında hakkındaki mahkumiyet kararlarının kesinleşmiş olmasına rağmen hala iki kere Yargıtay'dan bozularak üçüncü kere yargılamanın yapılmış olması artık bu davanın başlangıçta olan Umut davası niteliğini biraz yitirmesine neden oldu. Ve ben kişisel olarak söyleyebilirim ki ben umudumu yitirdiğim için artık pek de davayı takip etmiyorum. Umut davası sonucunda 26 sanıktan 3 kişi ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Onlar da Üçok, Aksoy, Kışlalı ve Mumcu cinayetlerini kendilerinin işlediğini itiraf eden Ferhan Özmen, Rüştü Aytufan ve Necdet Yükseldi. Yani bütün faali meçhulleri bu 3 kişi işlemiş oldu. Davada bir sanık 15 yıl, iki sanık 6'şer yıl 3'er ay, 4 sanık 3'er yıl 1'er ay, bir sanık da 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi. Yargılanan çoğu sanık 2004'te çıkan topluma kazandırma yasasından yararlanarak cezaları indirildi. Şu anda Umut davasından sadece 3 kişi cezaevinde. Ve bu 15 sanıktan hepsi değişen oranlarda, değişen miktarlarda ceza aldılar. Ama büyük bir kısmının cezası ve Yargıtay tarafından değişik nedenlerle bozulunca cezaları şu anda kesinleşen ancak 3-4 kişi var. Diğerleri için yargılama devam etmektedir. En ağır ceza alan bir kişi, o ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Diğerleri 12 ile 13 sene arasında verilen ama topluma kazandırma yasasıyla yarıya indirilmiş idi. Ama Yargıtay topluma kazandırma yasasından yararlanamaz, indirim yapamazsınız dediği için onların ceza miktarları henüz kesinleşmemiş ve sabit olmamış durumda. Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü 24 Ocak 1993'ten bu yana 12 hükümet, 14 İçişleri Bakanı, 12 Adalet Bakanı, 4 DGM savcısı değişti. 14 yılda gelinen noktada sonuçta bugün Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı suikastlerinden şu anda 3 kişi cezaevinde. Bu davalar devam ederken 18 Aralık 2002 tarihinde Ankara'da bir suikast daha gerçekleştirildi. Necip Ablemitoğlu 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürüldü. Olayın hemen ardından Ablemitoğlu'nun komşuları polisi aradı. Kavaklıdere Karakolu Amiri Abdurrahman Harpçı Ablemitoğlu'nun olay yerinde öldüğünü tespit etti ve olayı emniyet müdürlüklerine bildirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin tek delili otoparkta bulunan iki tane 9 milimetrelik boş kovandı. Tahkikatı başlatan isim nöbetçi savcı Sedat Sayın oldu. Dosyanın terör içerikli bir dosya olabileceği gerekçesiyle davayı DGM'ye devraldı. Cinayet masası elindeki bulguları DGM'ye devretti. Ancak aradan geçen 4 yılda bugüne kadar tek bir sanık bile yakalanıp soruşturulamadı. Yargıyla değil de soruşturmayı yürütenlerle iletişimimiz oldu. Hep yargı aşamasına henüz gelemedik. 4 yılda hala yargı aşamasına gelemedik. Ve soruşturmayı yürüten bir savcı olduğunu biliyorum. En son emekli olmadıysa eğer hala bir savcısı var bu soruşturmanın. Ama ilginçtir ki ben çok sık sorgulandım. Çok uzun süreli sorgulandım. Çok uzun süreli ifade verdim. Hatta o dönemin başbakanının önünde dahi sorgulandı. O da çok ilginçti. Çok yadırgıyorum. Bugün düşündüğümde neden böyle bir şeyin yapıldığını inanın anlayabilmiş değil. Bu gizli yürütülen bir soruşturma.
bu soruşturma dosyasının tamamının bir örneği bende bulunmuyor. Dava açılmadığı sürece de bu dosyanın tamamına, içeriğine hakim olmak mümkün değil. Fakat bize ulaşan bilgiler, Necip Ablemitoğlu'na tetiği çeken kimse, daha sonrasında orada bulunan bir veya birden fazla kimse tarafından fiziken görülmüş durumda. Fakat çok daha önemlisi, bizzat eşinin savcılık ve emniyetteki verdiği ifadelerle olayın meydana geldiği 18 Aralık sabahı evin civarında bulunan fakat bulunan bir araba ve içinde bulunanların Şengül Hablemitoğlu'nu rahatsız edecek konumdaki konumları. Cinayetinden 32 saat sonra tetikçi Ogün Samat ve azmettiricisi olarak Yasin Hayal yakalandı. Onlarla birlikte 4 kişi daha tutuklanarak cezaevine kondu. Ancak bundan önceki faali meçhul cinayetlere baktığımızda en son işlenen Necip Hablemitoğlu suikastinin ardından henüz hiç kimse tutuklanamadı. Yargı aşamasına bile gelinemedi. Diğer 3 ok, Kışlalı, Mumcu, Aksoy cinayetlerindense bir kişi ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Ama ne yakınları, ne avukatları, ne de olayı araştıran gazeteciler bu davaların bittiğine inanmıyor. Bizim sanıklarımız, yani Ankara'daki Kudüs Savaşçıları, bize ait örgütün, 3 sanığının hiçbiri öldürdükleri insanları tanımıyorlar. Yani Muammer Aksoy'u, Ahmet Tener Kışlalı'yı, Bahri Üçok'u ve Uğur Mumcu hakkında hemen hemen hiçbir fikirleri yok. Bunları öldürmüşler, yok etmişler ama nasıl bir insan öldürdükleri konusunda hiçbir bilgileri yok. Önemli olan onların bulunması değil. Kim onlara gidin Uğur Mumcu'yu öldürün Muammer Aksoy'u, Bahri Üçok'u, Ahmet Taner Kışlay'ı öldürün demeleridir. Bunlar bunu da açıklayacaklardı, bunu açıklamadılar. Onun için benim için sıradan tetikçinin cezalanması ve işin kapatılması değil. Uğur Mumcu ne yaptı da böylesine öldürülmeyi hak etti ve bunu kim düğmeye bastı? Bu önemlidir. Bunu bulmak zorundayız. Fiili irtikap edenler, yani eylemi gerçekleştirenler yakalandılar. Ama Uğur Mumcu olayında bunları görevlendiren ya da bunları taşeron olarak kullanan odak henüz açığa çıkmış değildir. Başta çok bir umudum yoktu. Çünkü daha önceki cinayetlerin katilleri yakalanmış olsa hep öyle dedim kendi kendime. Ahmet hayatta olurdu. Duruşmalarda hatta bana avukatların ilettiği şey oldu. Ahmet'i tanımadıklarını söylemişler. Yani yeni bir hatta bir kesin bir duruşmada demişler. Yeni bir bebeği olduğunu bilseydik yapmazdık. Bu kadar sevildiğini biliyor olsaydık yapmazdık. Yani o insanlar zaten kimi öldürdüğünü, niye öldürdüğünü, niçin öldürdüğünü bilmiyor ki. Onun için yani o insanlara karşı hakikaten hiçbir şey hissetmedim. Bence esas bunları kimlerin yaptırdığının ortaya çıkması çok önemli. Sonuçta ilk cinayetten bugüne tam 17 yıl geçti. Her cinayetten sonra faillerin bulunacağı namus sözleri verildi. Her suikastten sonra bir film yeniden başa sarıldı. Cenaze törenlerinde on binler yürüdü. Yeniden sözler verildi. Hepsi unutuldu. Ama her seferinde ateş düştüğü yeri yaktı. Onlardan geriye her suikaste her şeyi tekrar yaşayan ve sadece birbirlerini anlayabilecekleri aileleri kaldı. Bu son yaşadığımızla hele ben bütün olanları yeniden hatırladım. Hrant Dink'in o görüntüsünü hiçbir medya kuruluşunun vermesini istemezdim o şekilde. Ailesinin onu saatlerce oradan izlemesini istemezdim. Ama aynı şey benim de başıma geldi. Ben de saatlerce eşimin o buz gibi zeminden kaldırılmasını bekledim. Onu o şekilde görerek bekledim. Bu çok yaralayıcı bir şey ve yaşamınızın sonuna kadar o görüntüyle yaşıyorsunuz. O görüntü sizin nereye bakarsanız bakın hep gözünüzün önünde oluyor. Muammer Aksoy neden öldürüldü? Diğerleri neden öldürüldü? O dönem üst üste niye bu insanlar öldürüldü? Yani irticaya karşı çıktıkları için öldürüldü. Layık Türkiye dedikleri için öldürüldü diye düşünüyorum. Toplum Tahmet Taner Kışlalı'yı kaybetti.
Ama ben kocamı kaybettim. İşte suikastler dosyamızı izlediniz. Şimdi programın başında sorduğumuz o soruyu bir kez daha soralım. Geçmişe baktığımızda büyük suikastlerin nasıl araştırıldığını, nasıl sonuçlandırıldığını gördüğümüzde sizce Hrant Dink suikasti gerçekten çözülebilecek mi? Azmettiriciler gerçekten hak ettikleri cezayı alabilecek mi? Ya da zamanında Hrant Dink'i koruyamayan, ihbarları ciddiye almayan görevliler herhangi bir uyarı bile alabilecek mi? Çok kısa bir ara veriyoruz. Beşine bir kay bugün de toparlayacağız. Hadi bir Beşine bir kanın daha sonuna. Yarın yepyeni bir Beşine bir kada başka bir araştırma dosyasıyla çıkacağız. Hepimiz Ermeniyiz sözü çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ama bu tartışmanın bir parça arkasına götüreceğiz sizleri. Daha derine götüreceğiz. Ve nefret suçunu sizlere anlatacağız. Nefret suçu nedir? Bilmiyorsanız yarın Beşine bir kay kaçırmayın diyoruz. Yeni bir Beşine bir kada buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Programı beraber hazırladım Soner Yalçın ve tüm Beşine bir kay ekibi adına. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz.